Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيز قرآن مخلصları. Bugün Qur'an tertili dersliginin ikinci dersini örgənəmiz. Bu derste biz Arab alifbası bilen tanışamız. Arab alifbası. Arab alifbosi 29 ta harfdan iborat. Ular o'ngdan chapga qarab yoziladi. Ya'ni bizning iste'molimizdagi kiril, lotin harflaridan farqli ravishda arab alifbosi, arab harflari o'ngdan chapga qarab yoziladi. Alifbodagi birinchi harf hamza harfi alifboga keyinroq qo'shilgan belgi sifatida qabul qilingani uchun u o'ziga xos shaklga ega va o'zining yonidagi birorta harfga birikmaydi, o'zidan oldingi keyingi harflarga birika olmaydi, mustaqil yoziladi. Bu hamza harfi haqida keyingi darslarda yana batafsilroq to'xtalamiz. Hamza harfidan boshqa 28 ta harf o'zidan oldingi harflarga birikadi. Faqat 6 tasigina o'zidan keyingi harfga birikmay, faqat o'zidan oldingi harfga birikib keladi. Harflar o'zidan keyingi harfga birikkanda biroz shaklini o'zgartirishi ham bor va bu ham mana shu harflarning xususiyatlaridan hisoblanadi. Arab harflarining ko'pchiligi shakldosh, ya'ni shakli bir xil. Va o'sha shakldoshlarni nuqtalar ajratib turadi. Shakldoshlarning farqi ularning nuqtalari bilan ajratiladi. Harflar bilan tanishishda buni birma-bir o'rganib chiqamiz. Arab alifbosida har bir harfning o'z nomi bor. Masalan, ba undoshini anglatuvchi b harfiga ba harfi deb nom qo'yilgan. Yoyinki g undoshini anglatuvchi g'oyin harfiga ham, demak, g'oyin deb nom qo'yilgan. Boshqacha qilib aytganda, alifboda harflar a, b, v, g, d, g qilib aytilmaydi. Alifboda aytilayotganda ham iste'molda, masalan, falon tovushni, falon nutq tovushini aytmoqchiman deb tushuntirilganda ham ularning nomi bilan zikr qilinadi. Ya'ni g'oyin undoshi, g'oyin tovushi, g'oyin harfi, fa undoshi, fa harfi deb yuritiladi. Shu bois ularni g, b, f, k deb aytish to'g'ri hisoblanmaydi. Mana endi arab harflarini jadval yordamida o'rganib chiqamiz. Bu jadvalda mana ko'rib turganingizdek, harflarning nomlari alohida ustunda berilgan. Keyin yolg'iz holda yozilishi, undan keyingi ustunda o'zidan keyingi harfga birikkanda qanday yozilishi, ikki tarafdagi harfga birikkanda qanday yozilishi va o'zidan oldingi harfga birikkanda qanday yozilishi alohida usturlarda berilgan. Harflarni mana shu usturlar yordamida birma-bir o'rganib chiqamiz. Birinchi harf hamza harfi. Hamza harfi faqat bir xil shaklda yoziladi va boshqa harflardan biroz kichikroq hajmda yoziladi. Alif harfi. Alif harfi tik chiziqdan iborat. U o'zidan keyingi harfga birika olmaydi, faqat o'zidan oldingi harfga birikadi. Ikki tarafga birikish kerak bo'lgan o'rinda ham faqat o'zidan oldingi harfga birikitirilgan holatda yoziladi. Va bu harf birikish bilan deyarli bir aytarli o'zgarishga uchramaydi. Ba harfi. Ba harfi bir nuqtali harf, nuqta shakl ostiga yoziladi. Ba harfi o'zidan keyingi harfga ham birikadi, o'zidan oldingi harfga ham birikadi, ya'ni ikki tarafga ham birika oladi.
yolg'iz holatda yozilganda va faqat o'zidan oldingi harfga birikib kelganda asl shaklida yoziladi. O'zidan keyingi harfga birikkanda uning dum qismi keyingi harfga birikish uchun ko'prik vazifasini o'taydi. Ta harfi. Ta harfi ba harfiga shaklan o'xshab ketadi. Tuslanishda ham xuddi o'shanday tuslanadi, ya'ni o'zidan keyingi harfga birikadi, ikki tarafdagi harfga birikadi. Yolg'iz holatda va o'zidan oldingi harfgagina birikib kelganda o'sha asl shaklda yoziladi. Buning asosiy farqi unda nuqtalar shakl ustiga yoziladi va juft qo'yiladi. Sa harfi ta harfi bilan tamoman bir xil tuslanadi, bir xil yoziladi hamma o'rinda. Undan faqat nuqtasi uchtaligi bilan, ya'ni bittaga ko'pligi bilan farqlanib, ajralib turadi. Jim harfi. Jim harfi o'z shakldoshlaridan nuqtasi bilan ajralib turadi. Bu harfning satr osti qismi yarim doira, ya'ni aytaylik oy shaklida yoziladi. Buning satr osti qismi jim harfi o'zidan keyingi harfga birikkanda tushib qoladi, yoki boshqacha qilib aytganda o'zidan keyingi harfga birikish uchun vosita vazifasini o'taydi. Jim harfi ham yolg'iz holatida va faqat o'zidan oldingi harfgagina birikib kelganida o'ziga xos to'liq shaklida yoziladi. Ha harfi jim harfi bilan shakldosh, u bilan bir xil tuslanadi, ya'ni o'zidan oldingi keyingi harflarga qo'shilishda bir xil o'zgarishlarga uchraydi, bir xil xususiyatlarga ega. Undan farqi ha harfida nuqta qo'yilmaydi. Keyingi harf xo harfi. Xo harfi jim ha harflar bilan shakldosh, ulardan farqi xoda shakl ustiga nuqta yoziladi. Ya'ni hadan uning farqi nuqtasi borligida, jimdan farqi esa nuqtaning shakl ostida emas, shaklning ustiga yozilishida hisoblanadi. Tuslanishda esa uchala harf ham jim, ha, xo harflari bir xil tuslanib yoziladi. Dal harfi. Dal harfi o'zidan keyingi harfga birikmaydigan 6 harfdan biri hisoblanadi. Bu harf faqat o'zidan oldingi harfga birikadi. So'z o'rtasida kelganda ham mana shu suratda yoziladi. Zal harfi dal harfidan yasaladi. Aniqrog'i dalning ustiga bitta nuqta qo'yish bilan zal harfi yasaladi va tuslanishda u bilan bir xil tuslanadi. Ya'ni u ham o'zidan keyingi harfga birikmaydi, faqat o'zidan oldingi harfga birikadi. Ro harfi o'zidan keyingi harfga birikmaydigan harflardan hisoblanadi. Bu harf dalga bir qarashda shaklini o'xshab ham ketadi, lekin biroz farqli yoziladi. Ya'ni u sal yotiqroq yoziladi, dal esa sal tikroq yoziladi. Ro harfi ham o'zidan keyingi harfga birikmaydi, faqat o'zidan oldingi harfga birikadi va shuning uchun u deyarli o'zgarish topmaydi. Za harfi. Za harfi ro ning ustiga bitta nuqta qo'yish bilan yasaladi va u bilan bir xil tuslanadi, bir xil shaklda yoziladi, faqat nuqtasi bilan undan ajralib turadi. Sin harfi. Sin harfi o'zidan keyingi harfga birikadigan, o'zidan oldingi harfga birikadigan harflardan. Sin harfida aslida satr osti qismi bor. Satr osti qismi bu yarim doira shaklida yoziladi. Lekin bu qism sin harfi keyingi harfga qo'shilayotganda ko'prik vazifasini o'taydi. Shin harfi. Shin harfi sin harfi bilan shaklda bir xil, tuslanishda ham bir, faqat undan ustidagi 3 nuqtasi bilan ajralib turadi. Sod harfi. Sod harfi past qismi sin harflariga o'xshab ketadi, lekin asosiy bosh qismi o'ziga xos shaklda yoziladi. Bu harf ham tuslanishda xuddi o'sha oldingi o'zidan oldingi harflarga o'xshab, o'zidan keyingi harfga ham o'zidan oldingi harfga ham birika oladi. Yolg'iz holatida va faqat o'zidan oldingi harfga birikib kelganida, so'z oxirida kelganidagina, demak, to'liq shaklda yoziladi. Dod harfi. Bu harf sod harfiga nuqta qo'yish bilan yasaladi va u bilan bir xil tuslanadi, barcha o'rinlarda bir xil yoziladi, faqat nuqtasi bilan ajralib turadi. To harfi.
Bu harf baş kısmı sad, dad harflerge okşap ketedi. Onlardan farkı bunun koşumçası satır astıge yazılmaydı. Belki şekilinin üstüge tik alif şeklinde yazıladı. Mana şu tik alifçası bilen, yani keltegi bilen, tik çizikçası bilen o özüge okşaş hesaplangan sad harfiden acrelip türedi. Bu harf hem özden ki yenge harfge, özden aldığın ki harfge bir iki aladigan harflerden seneledi. Kengisi va harfi. Bu harf ta harfi üstüge bitta nokta koyuş bilen yeseledi ve o bilen bir hıl tüslenedi. Ayn harfi. Bu harfinin satır astı kısmı yarım daire şeklinde yazıladı. Ve bu kısım ayn harfi kengi harfge birikken vakti de köprük vazifesini öteydi. Yani yazıda ifade tapmaydı. Ayn harfi özden aldığı harfge birikken de ve iki taraftaki harfge birikken de biraz şeklini özgertiledi. Mene cedvelde bu özgertişini siz mülahaza kılışınız mümkün. Gayn harfi ayn harfi üstüge nokta koyuş bilen yeseledi. Bu harf hem hudda ayn harfi kabi tüslenedi. O bilen özgertişleri bir hıl keçedi. Fakat üstüdeki bitta noktası bilen o şekildaşı ayn harfiden acrelip türedi. Genge harf F harfi. Bu harf bir noktali harflerden seneledi. O özden kengi harfge birike aladı. Özden aldığı harfge hem birikedi. Yalgız şekilde özden aldığı harfge yine birikip gelgendi de o toluk surette yazıladı. Qaf harfi. Bu harf F harfge okşap gitedi. Lekin yalgız halatı da ve özden aldığı harfge yine birikip gelgen peyti de onun satır astı kısmı çukurrak kazan şeklinde çukurrak yazıladı. Ve mana şu bilen o F harfiden acrelip duradı. Lekin onun asasi farkı xususen özden kengi harfge birikip iki taraftaki harfge birikip kelgen de F'den acrelip duradigan farkı onun noktaları cüftligi de ikteligi de hesaplanadı. Mana şu bilen o şekildaşı F harfiden acrelip duradı. Kaf harfi iki kıl şekilde kayıt kılınadı. Bu harfinin bir şekli yalnız halatı da ve özden aldığı harfke yine birikkendeki şekli. İkinci şekli ise o özden keyingi harfke ve iki tarafdaki harfke birikkendeki şekli hesaplanadı. Bana bu yalnız yazılgende, özden aldığı harfke yine birikip gelgende ortaya kiçkine kalıp yazılgen şekil bana şu kafinin söz ortasındaki şeklini kiçileytirilgen suratı hesaplanadı. Bu kaf harfinin hususiyetlerden seneledi. Lam harfi ilmoq şeklinde yazıladı. O söz ortasında kelgende hatta alifge ham okşap ketedi. Lekin bu harf özden keyingi harfge birike aladı. Navbatdagi harf mim harfi. Bu harf özge xas şekilge ege. Yalgız yazılgende özden aldığı harfge gene birikkende satır astıge düşken düm kısmı bilen alahide bir şekilge ege hesaplanadı. Lekin o keyingi harflerge birikkende özden keyingi harfge birikkende bu satır astı kısmı düm kısmı yazılmaydı. Yani o keyingi harfge koşuluş üçün vasıta vazifesini öteydi. Nun harfi yalgız halatıdır. Ve özden aldığı harfge yine birikip kelgeni de özge has şekilge ige. Yani kazan şeklinde satır astıge düşürüp yazıladı. O bir noktali harflerden seneledi. Lekin bu harf özden keyingi harfge birikken de ve iki taraftaki harfge birikken de huddi B, T, F harfler bilen bir hıl yazıladı. Onlardan farkı bunun noktası satır üstü de bit de yazıladı. Yani mesela B harfiden farkı B'nin noktası satır harfinin astı da bulardı, şeklinin astı da. Harf şeklinin astı da bulardı. Bunun noktası ise şeklinin üstü yazıladı. T ve F'den farkı T de noktalar şekil üstü yazılsa da cüft yazıladı, ikide yazıladı. F'de ise noktalar üçte yazıladı. Onlardan nun harfi noktası bitteni gibi bilen acıralıp türedi. Kengi harf H harfi. H harfi özüge has hususiyetke ege, yani o törhül şekilde yazıladı. Yalnız halatı da başka şekilde. Özden kengi harfge birikken de yine başka şekil.
İki tarafga birikse yine başka şekil ve fakat özden aldığı harfga birikip söz ahırda kelse bunda yine bir başka şekilge düşerdi. Lekin bu şekiller hamısı birbirine uxşaş bulup birbirini esletken üçün bunların özleştiriş inşallah kıyın keçmeydi. Bana cedvalden bunu yaxşı ajratıp alışınız mümkün. Vav harfi özden keyingi harfga birikmeydigan harflardan hisoblanadi. Shuning uchun u deyarli o'zgarış topmaydi. Faqat o'zidan oldingi harfga birikib qo'llanadi. Ya harfi yolg'iz yozilganda va o'zidan oldingi harfgagina birikib kelganda o'ziga xos shaklga ega. Bu harf alif bodagi so'nggi harf. Bu harf o'zidan keyingi harfga birikkanda, ikki tarafiga harfga birikkanda ba, ta, sa va nun harflarining shaklida yoziladi. Xuddi ana o'sha shakl, faqat bu harf nuqtasi juft holatda shakl ostiga yozilishi bilan o'z shakldoshlaridan ajralib turadi. Arab harflari mana shulardan iborat. Endi ushbu harflarni yodlashga muannan tarzda birma-bir aytib mashq qilamiz. Birinchi mashq. Hamza. Alif. Ba. Ta. Sa. Jim. Ha. Ha. Dal. Zal. Ra. Za. Sin. Shin. Sad. Dad. Ta. Va. Ayn. Gayn. Fa. Qaf. Kaf. Lam. Mim. Nun. Ha. Waw. Ya. Endi ushbu mashqni takroran biroz tezroq o'qib chiqamiz. Hamza. Alif. Ba. Ta. Sa. Jim. Ha. Kha. Dal. Zal. Ra. Za. Sin. Shin. Sad. Dad. Ta. Va. Ayn. Gayn. Fa. Qaf. Kaf. Lam. Mim. Nun. Ha. Waw. Ya. Shu o'rinda bir eslatmani ta'kidlab o'tmoqchiman. Arab alifbosida asli alifbo alif bilan boshlanadi. Keyin alifbo oxirida lam alif degan yana harf birikmasa ham keladi.
Bunun sebebi birinci alif, alif ba deyikendeki birinci alif aslında hamzanı ifadeler kigen bu. Hesaplanadı. Uning tepasiga hamza yoziladi, lekin aytishda alif deb aytiladi. Hamza ba demasdan alif ba desa qulay bo'lgani uchun va oldinda shunday iste'mol qilingani uchun ana shunday yoziladi, ana shunday beriladi alif boda. Keyin alif boning so'ngida ya harfidan oldin yoki vav harfidan oldinga alifni lam bilan biriktirib keltiriladi-da lam alif deb o'qiladi. Buni keltirishdan maqsad alif aslida yozuvda hamza o'rnida emas, boshqa vazifalarda ham keladi. Ana o'sha vazifalariga dalolat qilish uchun lam bilan birga keltiriladi. Bu sizlarga bir ma'lumot uchun aytib qo'yibman. Alloh nasib qilsa qo'llanmaning keyingi bosqichida bu haqda batafsilroq va yaxshiroq so'zlab to'xtalamiz. Hozircha mana shuni bilib tursak bo'ldi. Hozir bizga kerakki biz hamzani alif bo qatorida o'rganamiz va alif boning birinchi harfi sifatida o'rganamiz va nasib qilsa keyinroq alif boning arablar va ko'pchilik iste'molidagi usulida yana qayta ko'rib chiqamiz. Hozircha bizga mana shu qo'llanmada aytilayotgan holat, ya'ni hamzani alif boning birinchi harfi sifatida o'rganish o'rganuvchilarga qulay bo'lgani uchun mana shu usul qo'llanildi. Endi darsga doir topshiriqni e'tiboringizga havola etamiz. Ikkinchi topshiriq. Harflarni nomlari bilan yod oling va yoddan aytib bering. Shuningdek, ularni pastdan tepaga qarab aytishni ham o'zlashtiring. Quyidagi savollarga javob bering. Arab alifbosida nechta harf ikki tarafga ham birikadi? Arab alifbosidagi qaysi harflar faqat bir tarafga birikadi? Hamza nega hech qaysi harfga birikmaydi? Bu darsda o'rganganimiz alifbo harflarini albatta yodlab olish kerak, tanib olish kerak. Yodlab olishda yoddan mana shu tartibda aytadigan darajada yod olish kerak. Buning uchun mashqni takrorlash kerak. Misol uchun ekranni qotirib qo'yib turib, o'zingiz mustaqil takrorlashingiz mumkin. Keyin pastdan tepaga qarab o'qishni mashq qilish kerak va yana ba'zi bir usul buni masalan yoshi shunga munosib bo'lsa, agar ya'ni kichikroq yoshda bo'lsa o'rganuvchining yoshi ana unda masalan sal ohang bilan o'qib o'rgatilsa ham bo'ladi va mana shu tarzda bo'lsa yodlash oson bo'ladi. Masalan alif ba ta fa jim ha qilib ohang qilib o'rgatilsa buni yodlash ham oson bo'ladi va xususan aytaylik mana shunday ohang bilan yodlashga munosib yoshdagi o'rganuvchilarga bu usul inshaalloh qulay keladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi oson qilsin, ajrlarini, savoblarini ko'paytirsin. Bu boradagi har bir harakatimiz inshaalloh bir go'zal ulug' ibodat hisoblanadi. Mana shuni unutmagan holatda erinmasdan mashqlarni qilib, mashg'ulotlarni qilib borilsa Alloh o'zi inshaalloh muvaffaq qilsin, juda ham ulug' ish bo'ladi. Alloh taoloning o'zidan yoru madadkor bo'lishini so'raymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.